gelmiş geçmiş müfessirler maalesef bu konularda sanki gitmiş gelmiş o cennetlerde neler var neler yok hepsini görmüş bir turist rehberi gibi döktürmüşler. Hiçbir manası yok. Hiçbir anlamı yok, hiçbir kıymeti yok. Üstelik de Müslümanın itikadına zarar verici şeylerdir. Mesela Hazim tefsirinde çok meşhur bir tefsirdir bu. Nuh Aleyhisselam'ın kendisine inananları Allah'ın emriyle içine alıp tufandan korumak için yaptığı gemide hayvanların bazılarından da birer çift bulunduğunu Allah-u Teala bize Kur'an'da anlatıyor. Efendim bu kadar. Onun dışında biz süresini bile bilmiyoruz. Yani ne kadar yüz yıl, ne kadar bin yıl önce olduğumuz tufanı bundan bile insanoğlu bugün emin değil. Allah da bildirmemiş. Fakat olduğu konusunda kesin beyan var. Buna rağmen müfessirler uyduruk haberlerle İsrailiyat diyoruz bunlara en genel şey. Başka dinlerden karışma da olsa genel olarak İsrailiyat diye sahih olmayan şeylere öyle söyleniyor. Gemisine aldığı hayvanların işte gübresi o kadar artmış artmış ki işte gemisi batacak hale gelmiş. Yani o gübreyi de suya atmayı kirletmeyin diyebilir. Nedir herhalde düşünememiş olmalı ki Nuh Aleyhisselam. Lan ne yapsın gemi batacak. Aslında gübre o kadar da ağır olmaz yani. Mesela fili atsa daha kurtulur yani. Ama filin gübresini atmayı bile akıl edemiyor Nuh. Güya öyle söylüyor. Fesir. Ne yapsın ne etsin efendim gemi batacak kurtarmak için aslanın böğrüne bir dürtmüş. Aslan o andan itibaren işemeyi kesmiş. Bir de aslanın o anda, o dürttüğü anda burnundan iki tane fare, bir burnun deliğinden dişi fare, bir burnun deliğinden de erkek fare doğmuş. Yani farelerin doğum yeri Nuh'un gemisi. Ondan sonra filin alnının çatına bir yumruk vurmuş böyle, fil de işemeyi kesmiş. Diğer hayvanların her birinde işte kiminin neresini büktü, kimisini işte herhalde bir yerlerin çimdikledi, bir şeyler yaptı anlaşılan. Çünkü belli ki bu Hazin Efendi Hazretleri o gemide Birleşmiş Milletler gözlemcisi gibi sıfatıyla mı bulunuyordu, ne yapıyorduysa görmüş sanki. Bunları yazıyor. Yahu yani ne gerek bunlar? Yani bunlardan bahsetmesen İslam yarım mı kalır? Kurban olsun. Ne anlamı var bunlar? Meçhul bunlar. Senin için de benim için. Herkes için meçhul. Ne manası var bunların? Niye yazıyorsunuz? Yani illa tefsir yapmıyor. Bu tefsir değil, fosurtu bu. Karniğin gurultusu bu. Gördün mü bunu? Yok. O gemide miydin? Hayır. Peki Allah bildiriyor mu? Ne oldu yani bu gemi şundan batacaktı yok bilmem böyle. Yok. Nereden onun bunu uydurması? Aslanın böğrüne dürtmüş de o işemeyi kesmiş. Filin alnının ortasına vurmuş o da işemeyi kesmiş. Böyle şey olur. Sünnetullah'a aykırı şeyler. Ondan sonra da bunları okuyan adam ben tefsir okudum diye koltukları kabarık ya büyük alim hadi doğruyu anlat bunu.